kafa travmaları gruplandırılabilir. Kaput dediğimiz cilt altı kanaması, sefalohematom dediğimiz kemik altına kanama ya da beyin kanamaları görülebilir. Bunlar da kaput ve sefalohematom bebekte bir kan pıhtısının birikmesine bağlı olarak daha sonra bu kan pıhtısının çözülürken bilirubin adlı maddenin ortaya çıkması neticesinde yeniden sarılıkları için artmış bir risk söz konusudur. Sefalohematom dediğimiz bu kemik altında bir kırık olması durumu, kanama olması durumu %10 ihtimalle kemik kırığıyla birlikte olabilir. Bu açıdan bebeğe dikkat edilmesi gerekir. Gene uzamış ve çok zor olmuş doğumlarda beyin kanaması riski vardır. Bu kanamanın hangi bölgeyi tuttuğuna bağlı olarak çeşitli bulgular ortaya çıkabilir. Bebeklerde havaleler ortaya çıkabilir. Ya da ani kan kaybına bağlı kansızlık, solukluk gibi bulgular ortaya çıkabilir. Ve bu durumun tanısı beyin tomografisi ya da MR ile konulabilir. Ve bir çocuk hekimi, beyin cerrahisi uzmanı tarafından uygun şekilde müdahale edilmesi gereken, gerekli tedavi acilen yapılmadığında ölümle sonuçlanabilecek kadar ağır durumların ortaya çıkabileceği bir problemdir.